özür diliyorum Allah'ım. Bir insan ne kadar kafir olarak yaşarsa yaşasın, sonra eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyerek kelime-i şehadet getirdiğinde sanki anasından yeni doğmuş gibi günahsız, pırıl pırıl, tertemiz hayata yeni başlıyor. Geçmişteki günahlarını siliyor. Bizim sizinle paylaşmak istediğimiz nokta şurası. Şu anda beni dinleyen siz dostlarımız, camiyi tıklım tıklım dolduracak olan cemaatimiz, bugün İstanbul'da cuma saatinde camileri tıklım tıklım dolduracak olan cemaatlerimizin tamamının ömürleri boyunca işlemiş oldukları günahların tamamı Firavun'un günahına asla denk olamaz. Çünkü küfürle masiyetler asla kıyaslanamaz. Yaptığı zulümler ve küfür, iki tane peygamber ayağına defaatle geldiği halde iman etmeyen Firavun'un günahı ile imanlı cemaatimizin ömürleri boyunca işlemiş olduğumuz günahların tamamı Firavun'un günahına, Ebu Cehil'in günahına denk değildir. Eğer Firavun ve Ebu Cehil son nefesleri gelmeden önce bir kelime-i şehadet getirmiş olsalardı, bunlar tamamen temizlenecek miydi? Temizlenecekti. Gerçekten günahımızın farkına vararak, ezikliğini hissederek, pişmanlık ve nedamet duyarak, estağfirullah, özür diliyorum Allah'ım. Ben yanlış yaptım, böyle olmamalıydı. Bundan sonra yapmamaya karar verdim dersek, anamızdan doğmuş gibi günahsız kılar mı kılmaz mı? Âmenna ve saddakna kılar. Allah Celle Celaluhu onun için merhamet elini her zaman bize uzatıyor.